Arkadaşlar merhaba, ben Yiğit ve burası kelimelerin geldiği yöne giden nereden geliyor? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün günün anlam ve önemi vesilesiyle bir kelime nereden gelecek? Bayram nereden geliyor? Gördüğünüz gibi bugün yine nereden geliyor'yu bayram vesilesiyle stüdyo dışına taşıdık. Ayıptır söylemesi küçük bir kaçamak yaparak güzel yurdumuzun güneyine doğru ufak bir ziyarete geldik. Bunun için düşük prodüksiyondan ötürü de kusura bakmayın. Ama umarız sizin de bayramınız çok güzel geçiyordur. Zira bildiğiniz gibi bu bayram kelimesi bize hep aileyi, sevinci, mutluluğu, barışı, yani böyle güzel kavramları hatırlatan bir kelimedir. Zira bayram kelimesi eski Türkçedeki badram kelimesinden geliyor ki bu kelime de hakikaten sevinç, neşe günü anlamına gelmiş. Hatta sevinç ve neşe anlamında da mecazen bayram kelimesini kullanırız. Ve bu kelimenin de badramın da kökeninin Farsça olduğuna dair bir görüş var. Farsçadan geldiğine dair. Ya da diğer bir görüşe göre ise bayram kelimesi yine eski Türkçe olan bay kelimesinden gelmiş. Hani bay bayanda kullandığımız bay. Bu da zengin, soylu anlamına geliyor. Bu durumda bayram kelimesi de aslında o hani zenginlik, bereketin olduğu gün, zaman anlamına geliyor diye düşünebiliriz. Peki bu videonun vesilesi olan Ramazan bayramı ya da şeker bayramı nereden geliyor? Bildiğiniz gibi maalesef son yıllarda halkımız bu iki kelime arasında kamplaşmış durumda. Ramazan ve şeker. Kimileri diyor ki bu bayramın ismi Ramazan bayramıdır, geleneksel ismi budur. Kimisi de diyor ki şeker bayramıdır, hep buna şeker bayramı dendi. Diğerleri diyor ya nasıl şeker bayramı dendi, bu sonradan uyduruldu. İşin aslına bakacak olursanız bu bayramın orijinal ismi ne Ramazan ne de şeker. Bu bayramın ismi Arapça'da Eid al-Fıtr, yani fıtır bayramı. Fıtır kelimesi de iftarla, fitreyle, fıtratla aynı kökten geliyor ve fatara, yani yardı, açtı anlamındaki Arapça fiilden gelmiş. Buradan hareketle iftar, oruç açmak anlamına geliyor. Fitre, oruç açma, Ramazan dönemindeki sadaka için kullandığımız bir kelime bildiğiniz gibi. Bir de fıtrat kelimesi var biliyorsunuz. Hani fıtratında var falan filan deniyor. İşte oradaki fıtrat da yaratılış anlamına geliyor. Yaratılmayla alakalı. Diğer kelimeye şekere bakacak olursak, şeker bayramı dediğimizde ne demiş oluyoruz? Şeker kelimesi de yine Türkçe bir kelime değil, Farsça bir kelime, şakar. Ve bu da aslında Sanskrit dilinden, Hint dilinden dünyaya yayılmış bir kelime. Ve bir sürü türevi var. İşte İngilizce'de sugar, Fransızca'da sucre, bizim dilimizde şeker, Farsça'da şakar. Bunun da pek çok örneği var. Dünyaya mal olmuş bir kelime. Peki neden şeker bayramı diyoruz bu bayrama? Çünkü Osmanlı zamanında bu bayrama şükür bayramı dendiği düşünülüyor bir dönem. Ve şükür bayramı ile şeker bayramı eski dilde Osmanlıca harflerle yazıldığında ŞKR harfleriyle, biliyorsunuz Arapçada sesli harfler kullanılmadığı için, aynı şekilde yazıldığı için şükür bayramı zamanla şeker bayramına dönüşmüş diye düşünülüyor. Neden? Çünkü bayramda bir taraftan da insanlar birbirine tatlı şeyler ikram ediyorlar. Aynı zamanda bildiğiniz gibi oruç, hurma gibi tatlı şeylerle açılabiliyor. Bunun da bir etkisi olduğu düşünülüyor. Bu sebeple şeker bayramı aslında son dönemde uydurulmuş değil, Osmanlı zamanından beri kullanılan ve Türk İslam geleneğinde zaten sahiplenilmiş bir terim. Ramazan bayramı dersek, Ramazan bayramı da Ramazan'ın sonunda, Ramazan ayının sonunda olduğu için, Ramazan kelimesi de Arapça bir kelime ve Ramada fiilinden geliyor ki bu da kavruldu, çok sıcak oldu demek. Neden? Çünkü Ramazan eski ay takvimine göre, Arapların eskiden kullandığı ay takvimine göre en sıcak, en kavurucu dönemmiş yıl içerisinde. Temmuz-Ağustos dönemine denk gelen. Ama bugün bildiğiniz gibi farklı bir takvim kullandığımız ve ay takviminin de sistemi değiştiği için Ramazan ayı sene içerisinde devamlı geziniyor ve farklı mevsimlere denk geliyor. Aslında Ramazan sıcak ay anlamına geliyor. Bunun için Ramazan bayramı dediğimizde Ramazan'dan sonraki bayram, şeker bayramı dediğimizde şeker yenilen bayram demiş oluyoruz. İkisi de doğru, ya da Arapça açısından, yani İslam'ın asıl dili olan Arapça açısından bakacak olursak ikisi de yanlış da diyebiliriz. Şeker bayramını, Ramazan bayramını, her ikisini de herkesin kutluyoruz. Ve bu konuda umarız daha fazla aramızda tartışma olmaz ve bayramımız bayram havasında geçer. Zira bu iki terim de, Ramazan bayramı da şeker bayramı da, bizim kültürümüzün, Türk kültürünün, Türk İslam kültürünün zenginliğini, çeşitliliğini gösteren terimler diye düşünüyoruz. Ve hepinizin bu vesileyle bayramını kutluyoruz. Nereden geliyor'nun bir sonraki bölümünde bizimle beraber
beraber kelimelerin geldiği yöne gitmek isterseniz, hala abone olmadıysanız şimdi abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.